Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Rum Suresi 47-53. Ayetler arasını ele alacağız. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا Andolsun ki biz senden önce peygamberler gönderdik. اِلَى قَوْمِهِمْ Kavimlerine, her peygamberi kendi kavmine gönderdik. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Gelen peygamberler onlara apaçık delillerle geldiler. Apaçık mucizelerle geldiler. فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا Ancak biz haddi aşan, tamamen günah, suç, bu şekilde ileri giden toplulukları, insanları helak ettik. Onlardan intikam aldık. Ayet-i Kerime'de bir vecizlik var. Yani biz apaçık delillerle peygamberleri gönderdik. Ama o insanlar kabul etmediler. Peygamberler onları günahtan kurtarmaya çalıştı. Ama onlar günahta ısrar ettiler. Bunun neticesinde o günahta ısrar eden, haddi aşan kimselere biz hadlerini bildirdik. Onlardan intikam aldık. Kur'an-ı Kerim'de bu manada başka yerlerde de zaman zaman atlanan, zihinlere havale edilen bir takım durumlar var. Cümlenin akışı içerisinde insan hemen neticeye intikal edebiliyor. Arada söylenmemiş olan kısımları zihin tamamlayabiliyor. وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. Yani bir kısmı da iman etti. Gelen peygamberlere inandı. Bundan dolayı çok zahmetlere, çilelere maruz kaldılar. Ama onlara yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. Allah-u Teala müminlere yardım edeceğini bu şekilde bildiriyor. Ve keteballah le'aglibenne ene ve rusulim. Allah şunu yazdı. Ben ve elçilerim galip gelecek. Bu manada Allah-u Teala'nın teyidi, yardımı ehli imanla beraberdir. Ve ehli iman her ne kadar o mücadele içerisinde zaman zaman mağlubiyet gibi durumlar yaşasa da vel akibetü lil muttakin sırrıyla akibet müttakilerindir ve akibet ehli imanın galebesiyle kendini gösterecektir. Allahullezî o Allah ki yürsülür riyah rüzgarlar gönderir. Yani şu anda coğrafyada rüzgarlarla alakalı dersler anlatılır ve yeryüzündeki hava hareketleri, işte nerede ne şekilde rüzgarlar meydana geliyor. Bunların zaman zaman tufana, tayfuna dönüşmesi durumu, bunlar ders kitaplarında da anlatılır. Kur'an-ı Kerim rüzgarları kimin gönderdiğini bize anlatıyor. Yani sadece rüzgar eser, işte kuzeyden şöyle eser, güneyden böyle eser, meltem olarak şöyle olur, tayfun olarak böyle olur. Kur'an-ı Kerim böyle anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim rüzgarları gönderen zat namına bize rüzgardan bahsediyor. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şunu anlıyoruz. Demek ki rüzgarlar kendi keyfine göre esmez. Allah ne şekilde estirirse öyle eser. Ve buradaki rüzgar kavramı bize manevi akımları da, insanlar arasındaki fikri hareketler gibi onları da çağrıştırıyor. Ve o fikri akımların da aşılayıcı birer rüzgar gibi etkili olduğunu işari bir mana olarak hissettiriyor. فَتُثِيرُ سَحَابًا Ve o rüzgar bir bulutu kaldırır. فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَاءِ Semada bulut gittikçe yayılır. كَيْفَ يَشَاءُ Allah nasıl dilerse, Allah'ın dilediği şekilde Allah o bulutu semada, havada yayar. Ve yec'aluhu kisefe ve onu bir parça haline getirir. Feteral vadga yahrucu min hilali sen görürsün ki yağmur onun içinden, onun arasından çıkıyor. Yani bunlar her gün benzerini belki çevremizde görebileceğimiz durumlar veya zaman zaman görebileceğimiz durumlar. Dünya üzerinde daima yağmur yağar. Burada yağmıyorsa başka yerde yağar. Ve mutlaka bazı yerler yağışlıdır.
Hele bazı bölgeler zaten sıkça yağışa da muhatap olur. Bütün bunlarda yağmurun yağdırılması meselesinde rüzgara da çok önemli görev düşüyor. Ve Allah-u Teala işte denizlerden suları buharlaştırıyor. Buharlaşan o sular bulut haline geliyor ve bulutlar rüzgarlar vasıtasıyla adeta bir kargo firması misali. Kargo firmaları nasıl ki her tarafa böyle eşyaları götürüyorsa, rüzgarlar da dünyanın her tarafına bulutları dağıtıyorlar. Ve böylece bazen yurdumuza Balkanlardan soğuk yağışlı bir hava kitlesi geliyor. Bazen başka yerden başka hava kitleleri ve böylece rüzgarlarla her tarafa bulut gönderiliyor ve buluttan da damla damla yeryüzüne yağmur indiriliyor. فَاِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Allah kullarından dilediğine yağmuru isabet ettirdiğinde اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bakarsın ki onlar seviniyorlar. Yani yağmura muhatap olmaktan dolayı keyifli bir haldeler. İnsanlar laboratuvar şartlarında su elde etmek istese su çok pahalı. Bir bardak su için belki onlarca lira, belki yüzlerce lira masraf yapılması gerekiyor. Ama Allah-u Teala dünya çapında suyu dağıtıyor. Ve dünyanın neresinde suya ihtiyaç varsa oraya su gönderiliyor. Ve bu o kadar büyük bir proje ki bununla alakalı dağlar görev yapıyor. Güneş görev yapıyor. Dünyanın dörtlü üçünü meydana getiren denizler görev yapıyor. Hatta gökyüzünden meteorlar her gün dünya atmosferine 50 bin civarında meteor düşüyor. Bu düşen meteorlar atmosferde toz haline geliyor sürtünmeden dolayı ve onlar yağmurun damla damla indirilmesinde görev yapıyor. Ve böylece dünyanın her tarafına bulutlar vasıtasıyla, rüzgarlar vasıtasıyla yağmur gönderiliyor. Ve ayet-i kerimede dikkat çekilen bir husus şu, Allah dilediğine isabet ettiriyor. Yani bakarsınız bazı yerlere yağmur yağmaz, kuraklık olur. Bazı yerlere de çok miktarda yağar, adeta sel olur. Ama normalde yetecek kadar gönderilir. Bu da tamamen rahmet olur. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ Halbuki onlar yağmur yağdırılmazdan önce artık ümitlerini kesmiş vaziyettelerdi. Artık yağmaz zannediyorlardı. Ama Allah onların ümitlerinin kesik olduğu bir zamanda ummadıkları, beklemedikleri bir şekilde gökten yağmuru gönderiyor. Özellikle yaz yağmuru bu noktada çok daha sürprizlerle dolu. Bakıyorsunuz küçücük bir bulut gittikçe büyüyor ve gittikçe kararıyor. Ardından böyle bardaktan boşanırcasına yağmur indiriliyor. Ve öyle oluyor ki arazinizin bir kısmı iyice yağmur almış vaziyette ama yan taraf kupkuru vaziyette kalabiliyor. Yani mahalli, lokal bir şekilde yağmur gönderiliyor. Fenzur ila atharu rahmetillah. Şimdi Allah'ın rahmet eserlerine bak. Keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. Ölümünden sonra arzı nasıl ihya ediyor? Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? İnne zalike, şüphesiz böyle yapan Allah, le muhyil mevte, ölüleri de elbette diriltir. Ve huve ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti öldükten sonra dirilme hususunda gerçekten çok önemli bir mesajı bize iletiyor ve ufkumuzu açıyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? Kış mevsiminde her taraf kuru vaziyette. Ağaçlarda yaprak yok, ağaçlarda çiçek yok, meyve yok, meyve ağaçlarında. Ama bahar geldiğinde bakıyoruz ki çiçektir, yapraktır, ardından meyvedir. Bunlar ard arda gönderiliyor. Gözümüzün önünde ölüler diriltiliyor. Ve
daha diğer canlılar, mesela kışın sinek görmüyoruz, bahar geldiğinde bunlar da çıkmaya başlıyor ve daha diğerleri, yeryüzü adeta hayat kaynıyor. Ayet-i Kerime bize bunu anlatırken Allah'ın rahmet eserleri diye söylüyor. Yani rahmet göze görülen bir şey değildir. Biz doğrudan Allah'ın rahmetini göremeyiz ama Allah'ın rahmetinin eserlerini görürüz. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela falanca zat çok cömert. Şimdi cömertlik doğrudan elle tutulur, gözle görülür bir şey değildir. Ama bunun eserleri görülür. İşte cömert olduğundan dolayı etrafa devamlı yardım eder. Devamlı ikramlarda bulunur. Biz o ikramlardan onun çok cömert olduğuna intikal ederiz. Veya işte falanca çok alim. Simasına bakmakla ilmi hemen okunmaz. Neleri biliyor bilinmez. Ama konuştukça veya o eser yazdıkça onun ilminin tezahürleri kendini göstermiş olur. Bu manada Allah-u Teala şu alemde yarattığı şeylerle rahmetinin eserlerini bize gösteriyor, kudretinin eserlerini bize gösteriyor ve ilminin, iradesinin, bütün bunların eserlerini bize gösteriyor. İşte yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde de Allah-u Teala'nın rahmet eserleri var ve kudretinin eserleri var ve biz buradan şuna intikal ediyoruz. Bunu böyle yapan Allah elbette ölüleri de diriltir ve genel bir hüküm olarak da sonunda ayet şunu ifade ediyor: o her şeye kadirdir. Yani yoktan yaratmaya da kadirdir, yarattıklarını tekrar diriltmeye de kadirdir. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا, şayet biz onlara bir rüzgar göndersek, فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا, onlar da sarı bir şekilde görseler, لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ, bunun peşinde onlar nankörlükte bulunurlar. Burada birkaç şekilde bunun açıklandığını görmekteyiz. Burada anlatılan durumun, yani onlara bir rüzgar göndersek onu sararmış vaziyette görseler, yani buluta raci kılınabilir. Yani yağan yağmur koyu bulutlardan geliyor. Sarı bulutlardan, beyaz bulutlardan değil. İşte bulutları böyle sararmış vaziyette görmekle yağmurun gelmeyeceği aşikar. Ama koyu hale, siyah hale gelmişse oradan yağmur indiriliyor. Bir mana bu. Bir de Allah-u Teala bazen rüzgarı tersinden estirir. Tersinden estirince normalde bitkilerin hayatına vesile olan rüzgar, bakarsınız ki onları hasta eder. Tarımla meşgul olanlar bunu daha yakından bilirler. Ters rüzgar gibi bu manada da ifade edildiği olur. Tersinden esen rüzgar onların o yemyeşil, canlı, güzel olan mahsulünü hastalıklı bir hale getirir ve artık onlar boyunlarını büker ve ümitsiz bir hale gelirler. Bu manada da ayet-i kerime değerlendirilebilir. Feinneke, şüphesiz ki sen, la tüsmü'ul mevte, ölülere işittiremezsin. Yani ey peygamber, sen ölülere işittiremezsin. Burada şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanların en güzel konuşanı. Ama Ebu Cehil gibiler veya Medine hayatında bir kısım Arap kabileleri ve Medine'ye komşu olan Yahudiler peygamberimize muhatap oldukları halde insanların en güzel konuşanından istifade edememişler. Acaba onlara tebliğ edilmemiş mi? Haşa, bu noktada bir kusur, bir eksiklik söz konusu değil. Peygamber Efendimiz Allah'ın dinini elbette kendilerine tebliğ ediyor. Burada bir kusur yok. Ama dinleyenlerde problem var. Manen ölü vaziyetteler. İşte ayet-i kerime ona dikkat çekiyor. Sen ölü olanlara bir şey duyuramazsın. Ve la tüsmi'u summa eddua'e. Yani sağır olana da bir şey duyuramazsın. İzâ vellev mudbirin. Arkasını dönüp gittiğinde sağır olana da bir şey duyuramazsın. Yani sağıra zaten duyurulmaz da, ama bir de arkasını dönmüşse hiçbir şey anlatılmaz. Yoksa sağır olan birisi işaret diliyle falan, hal ve hareketlerle az çok bir şey anlayabilir.
ama sırtını dönüp gitmişse artık o hiçbir şeyi duyamayacaktır ve hiçbir şeyden istifade edemeyecektir. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen kör olanı, kör olan kimseleri dalaletlerinden çevirecek değilsin. Yani kör olanlara yol gösterecek değilsin. Demek ki bazı insanlar manen kör, manen sağır. Bundan dolayı anlatan velev peygamber de olsa peygamberi duyamıyorlar. Onun anlattığı gerçekleri göremiyorlar. İn tüsmiu illa men yu'minu bi ayatina sen ancak ayetlerimize iman edene duyurursun. Fehum muslimun, onlar da zaten hakka teslim olmuş, boyun eğmiş olan kimselerdir. Değerli izleyenlerim, burada Allah'ın dininin tebliğinde karşılaşılabilen bir durum bize anlatılıyor. Bir kısım insanlar Allah'ın dinine muhatap olmakla beraber Allah'ın dinini kabul etmiyorlar. Bu tebliğciye bakan yönüyle bazı eksikler olmasından kaynaklanabilir. Yani bazı insanlar vardır. Peygamberler için bunu demiyoruz. Sonrasında gelen kimseler için söylüyoruz. Allah'ın dinini anlatma telaşı içindedir, gayreti içindedir. Ama anlatmada problem vardır. Nasıl tebliğ yapılacağını bilememektedir. Bundan dolayı muhatabı kabul etmeyebilir. Bu daha çok tebliğcinin noksanıdır. Ama bir peygamber için böyle bir şey söz konusu olamaz. Hele peygamberimiz için hatıra bile, hayale bile gelmez. O insanların en şefkatlisi, o insanların en güzel konuşanı. Öyle ki sahabeler onu dinlerlerken sanki böyle başlarında bir kuş varmış da hareket etseler uçuverecekmiş gibi kendilerini kaptırarak dinliyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti öyle bir iksir ki bir defa bile ona muhatap olan bir kimse bambaşka bir hale gelebiliyor ve iç aleminde çok muhteşem bir dönüşüm yaşıyor, bir başkalaşım yaşıyor. Adeta kozasından çıkan bir kelebek misali farklı bir çehreyle görünüyor. Ve daha evvelinde Bedeviye çukurlarında yaşarken Peygamberimizin sohbetinin neticesinde medeni milletlere üstadlık yapacak bir duruma gelebiliyor. Ama bir kısım insanlar Ebu Cehil gibi veya Medine şartlarında münafıkların reisi İbni Selul gibi ve benzeri kimseler, bunlar Peygamberimize epey muhatap olmuşlar fakat nedense bir türlü kabul etmemişler. Peki bu kabul etmemek nereden kaynaklanıyor? Ayet-i Kerime bunu gayet net bir şekilde bize anlatıyor. Sen ölülere duyuramazsın. Sağır olanlara bir şey işittiremezsin. Kör olanları yanlış yoldan çeviremezsin. Onları doğru bir yola sevk edemezsin. Demek ki bir kısım insanlar manen kör, manen sağır, manen ölü vaziyette. Bundan dolayı da bunlar gerçekleri göremiyorlar ve içlerinde bulunmuş olduğu o dalalet vaziyetinden kurtulamıyorlar. Peki günümüzde de böyleleri var mıdır? Muhakkak her zamanda olduğu gibi günümüzde de vardır. Allah'ın dinine muhatap olduğu halde, gerçekleri duyduğu halde duymazdan gelen, gördüğü halde görmezden gelen, yani kabul etmeyen nice insanlar günümüzde bulunmaktadır. Cenab-ı Hak bizleri hakkı hak olarak bilip ona sarılanlardan, tabi olanlardan, batılı batıl olarak görüp ondan kaçanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.